Şimdi burada biri vardı. Nerede o? Nereye gitti? Kimse yok efendim. Ben hiç kimseyi görmedim. Allah kahretsin. Şimdi buradaydı. Bana doğru bakıp gülümsüyordu. Emrah Cem'i vurmaya gitti Suat. Vursa şimdiye kadar duyulurdu. Kalıbımı basarım ki abim onların elinde. Diyelim ki orada. Sen mi kurtaracaksın? Teklifin nedir delikanlı? Onların her şeyini biliyorum. Bütün teşkilatı, bütün depoları. Karşılığında? Öldürmedilerse abimi getireceksiniz. Kimdi o peşinde olduğun kadın? Aerobik salonunda görmüşler seni. Selma denen o kadının peşindeyiz. Beğeniyor musun onu? Tanımıyorum öyle birini. Yanlış görmüş olmalılar. Abin elindeyse merak etme. Yarın sabah senin yanında olacak. Sağ ol. Onu unutmayı başarırım sandım. Ama olmadı Özlem. Vazgeçmemelisin Emrah. Bak bana bir fırsat ver. Seni mutlu edebilmem için bir fırsat. Sana onu unutturabilirim. Görüntülerini çekin. Yarın bu fotoğraf ve görüntüleri bütün televizyon ve gazetelerde görmeliyim. Bütün Türkiye bu pisliğin sonunu görmeli. Hadi. Ünlü oyuncu Emrah'ı ilk önce dövüp sonra fotoğraflarını çeken, kamerayla görüntüleyen kişi ya da kişilerin kimler olduğu merak konusu. Polisin ve medyanın bütün araştırmalarına rağmen bulunamayan Emrah nerede? Hayır Mehmet, dur gitme, onlarla uğraşamazsın. Başka çare yok abla. Böyle saklanarak, kaçarak, başımıza gelenleri seyrederek yaşayamam. Bütün bunlara dur demenin zamanı geldi de geçti bile. Açıklama. Bir açıklama istiyorum hemen. Açıklama mı istiyorsun? Peki açıklayayım. Sen aşağılık, pis bir gangstersin. Arzu! Vuracaksan durma. Hadi vur. Yalnız yapamıyorsan adamlarını da çağır. Beni de komaya sok, sokağın birine atıver Emrah gibi. Dön Emrah. Bize, yuvamıza dön. Her şeyi yeniden başlayalım. Dönemem Burçin. Bana, aileme, sana yapılanların hesabını sormadan dönemem. Bu acı, bu kin, bu nefretle yaşayamam Burçin. Kaçırmamalıyım. Çok mu seviyorsun o diziyi? Evet, en çok Ayşe'yi seviyorum. O da benim gibi babasını kaybetmiş. Bakalım şimdi neler olacak. Beraber seyredelim mi anne? Sen seyret bebeğim. Benim biraz başım ağrıyor. Biraz sonra gelirim. Herkes hazır Cem Bey. Sizi bekliyoruz. Teşekkür ederim. Buyurun efendim. Mersi kızım. Dostlarımın şerefine. Şerefinize. Şerefe efendim. Bizi şımartıyorsunuz patron. Toplantıları iş yerinde yapardık. Oysa bugün... Evindesiniz. Çünkü artık ailemden biri sayılırsınız. Babama yıllarca hizmet eden, ona sadık kalan her arkadaş ailemizden sayılır. Az ailemiz de yanımızda olduğuna göre hesap vermeye başlasak iyi olur. Evet Azrail. Kayıtlarıma göre 6 ay içinde birinci bölgeye teslim edilen koli adedi 24. Bedeli 48 milyar. Hiç ödemesi yok. 48 milyar avans verecek. Doğrudur efendim. İkinci bölgenin alacağı koli 12. 24 milyar avans verecek. Hemen efendim. Üçüncü bölgenin alacağı koli adedi 36. 72 milyar avans. 72 milyar.
Sevgili dostlarım, bundan böyle ödemelerinizi 6 ay bekleyemeyeceğim maalesef. Artık peşin avans verip malı sonra alacaksınız. Yani biraz da ben size borçlu kalacağım. Öyle mi? Anne. Sana bölge başkanlarımızı tanıştırayım. Nedir bunlar? Alacakları mala karşı avans veriyorlar anne. Alacağınız mal nedir? Bilmiyor musunuz hanımefendi? Bilmiyorum. İsabet efendim. Kadın işi değil bu. Buyurun avukat bey. Rahmetli eşinin vasiyetnamesi olmadığı için Esma hanımefendi hakkındaki veraset mahkemesi kararına göre eşinin sahip olduğu tüm banka hesapları, tüm taşınmazları, bütün şirketleri ve sahip olduğu holdingin tüm değerleri tek varis olan Esma Albayrak'ın mülkiyetine geçmiştir. İcra yoluyla mı gidersiniz, kendiliğinizden mi? Ama hanımefendi... Defolun. Sen de. Ne? Sen de. Ne diyorsun anne sen, delirdin mi? Defol. Bu kadar kolay mı sanıyorsun? Ben babamın... Baban yok artık. Oğluyum onun. Senin oğlunum. Böyle uşağını kovar gibi kovamazsın beni. Seni kovuyorsam, polise verip yıllarca içeri tıktırmıyorsam... ...sadece annen olduğum için, yüreğim el vermediği için. Varlığımızı büyütmeye çalışıyordum. Yaptığım her şey ailemizi korumak içindi. Şerefimizi korumalıydın. Babamın işini yapıyordum. Aynı işi mi? Evet, aynı işi. Aynı işi yapıyorduysa baban da şerefsizmiş. Defol, hemen şimdi. Artık bu evde seni görmek istemiyorum. Diğer çalışanlara da mahkeme kararını okuyun avukat bey. Başüstüne efendim. Anne. Anne. Ben bir sokak çocuğu değilim. Bana böyle davranamazsın. Sahip olduğun şeylerde benim de hakkım var. Senin hakkın bunlar. Bu pis paralar. Parmak kadar çocukların uyuşturucu paraları. Al. Al. Al hakkını ve defol. Anne. Pişman olacaksın. Bu yaptıklarını pahalıya ödeteceğim sana. Beni bile tehdit ediyorsun ha. Defol! Geri geleceğim anne. Ayaklarıma kapandığını görmek için geri geleceğim. Piçiyle annesini unuttun. Onları da al. Benim kızım piç değil. Cem de babası değil. Evet. Tırnağıma bile dokunamadı. Neden buradasın peki? Kızımın yaşaması için. Sizin gözü dönmüş oğlunuz onu öldürmesin diye evlendim. Silah zoruyla. Silah zoruyla öyle mi? Hı-hı. Gidecek yerin var mı? Başımın çaresine bakabilirim. İstersen çaresine bakacağın güne kadar burada kalabilirsin. Hayır sağ olun. Çok onurlu bir kadınsınız. Sizin gibi bir annem olsun isterdim. Hoşça kalın. Bak istersen... Hayır efendim, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Lütfen bekleme salonuna geçelim. Sizi alabilir miyiz? Buyurun. Teşekkürler. Buyurun sizi şöyle alalım. Şimdi sizi alalım. Buyurun.
Ne kadar uzun sürdü böyle? Ülkenin en büyük reklam şirketi kızım. Bir sözleşmeyi imzala, gerisini düşünme. Kişi alacak bir kişi. Onun için fazla umutlanmayalım. Sıranın sonuna geldik. Gözün aydın. Mer kapanmadan yetişebilecektin. Evet, sıradaki. Teşekkür ederim. Sıradaki lütfen. Arzu. Merhaba. Sevgi. Aman Allah'ım. Arzu. İnanamıyorum. Tanrım. Yoksa geri mi dönüyorsun? Dönsem kabul eder miydin? Ah, delisin sen, delisin. Sen sevgi olmalısın. Bu deli annenle neler yapıyorsun sen güzel sevgici? Söyle bakalım, annen gerçekten ayrıldı mı Albayraklardan? Mankenleri gönderiyoruz Sunay Hanım. Nasıl olsa senin baş mankenin geldi. Yuvaya hoş geldin süperstar. Hoş bulduk, sağ ol. Tamam, herkesi gönderebilirsiniz. İş bitti, seçim yapıldı. Hadi. Sevgicik, gidiyoruz. Nereye Sunay teyze? Nereye olacak sevgicim? Tabii ki evine. Hadi, hadi. Sonra pişman olmasın Aycığım. Neden pişman olacakmışım acaba? Biz bir eve girdik mi kolay kolay çıkmayız kızım. Hadi. İçeri girmenize izin veremem. Çekilin. İzin veremem. Ben kardeşiyim, çekilin. Hanımefendi. Lütfen yapmayın. Hayır, lütfen yapmayın. Bakın ailesi için. Abi. Bu senin kaderin yavrum. Eskiden de sahip çıkardın bizi. Bu yüzden doğru dürüst bir hayatın olmadı. Hadi sil gözlerini. Gel şöyle otur yanıma. Otur da eski günlerimizi konuşalım biraz. Güzel günlerimizi. İşte tatlım. Burası da senin odan. Annenin odasından daha güzel değil mi? Çok güzelsin Ay teyze. Çok güzel. Hep burada mı kalacağız anne? Sunay teyzen kovana kadar. Ama televizyonum da olacak değil mi? Yaşasın. Kıskanıyorum bebeğim. Böyle giderse onu daha çok seveceksin. Tabii sevecek. Çünkü ben onun yaşındayım ablacığım. Senin gibi üzüntülü bir moruk değilim. Kumanda sizde kaptan. Evet sevgili seyirciler, gündemin ilk maddesini Emrah'ın uğradığı saldırı oluşturmakta. 3 gün önce koma halinde hastaneye getirilen ünlü oyuncu Emrah'a yapılan saldırı herkesin kafasında soru işareti yarattı. Saldırganların ismini açıklamak istemeyen Emrah'ın sağlığı ciddiyetini korumakta. Şu an özel yaşam hastanesinde bulunan ünlü oyuncu Emrah'ın yanına kimseler bırakılmıyor. Durumunun oldukça ciddi olduğunu... Size durun diyorum, içeri giremezsiniz. Bu kimler yaptı Emrah? Bunu yapanları tanıyor musun Emrah? Çıkın dışarı, çıkın dedim size. Çektiğinizi kalacak mı Emrah? Emrah Bey işin içine bak, geçede var mı? Çıkın dedim size, dışarı, dışarı. Siz kimsiniz hanımefendi? Olay sizin yüzünüzden mi çıktı, bir şeyler söyler misiniz? Kamuoyu merak ediyor. Çıkın dışarı diyorum ben, ne yapalım? Lütfen. Hastalara bile rahat vermiyorsunuz. Gidin buradan. İnsanların özel hayatını cehenneme çeviriyorsunuz. Yeter artık. Biz görevimizi yapıyoruz. Emrah halka mal olmuş biri. Gidin diyorum size, gidin. Artık burayı terk edin. Gidin buradan. Burada olma izniniz yok. Lütfen, buraya sadece ailesi girebilir. Defol, defol buradan. Onu göreceğim. Niçin? Niçin göreceksin? Ne hale düştüğünü görmek zevk mi verecek sana? Onu görmek istiyorum. Onu her görüşünde bir felaket getirdin. Ölümüne sebep oluyordun. Ailemizi temelinden salladın. Yeter artık. Çık hayatımızdan.
Sadece bir kere, lütfen. Git buradan. Yatağına koştuğun adamı gör. Sana uyacak bir sürü pislik bulursun onda. Sadece iyi olduğunu görmek istiyorum. Lütfen Seda. O iyi, o çok iyi. Seni görmediği sürece de daha iyi olacak. Çıkarın bu kadını. Hasta görmek istemiyorum. Seda. Ne, ne? Onu seviyorum. Ya Cemal Bayrağı, ya tanımadığımız kim bilir kaç erkeği. Onları da seviyor musun ha? Defol. Nikah masasından kaçtığın kaç erkeği sevdin ha? Seda Hanım, Arzu Hanım'ı Emrah Bey'le niye görüştürmediniz? Siz de gidin artık. Arzu. Bir ses duydum. Adımı söylüyordu sanki. Sanki Arzu'nun sesiydi. Hasta bakıcının sesi olmalı. Yemek dağıtıyordu. Hayır Seda. O Arzu'nun sesiydi. Hala mı abi? Hala mı o kadın? Yaptıkları yetmedi mi? Az kalsın o kadın yüzünden ölüyordun. Sen burada can çekişirken o Cem denen pisliğin kollarında kim bilir nasıl keyif çatıyordur. Unut artık, unut. O kadını hayatından sil. Allah Allah. Çabuk be çabuk. Çabuk otura. Bir saatimiz çıkar bu para. Ay, tamam canım tamam. Sakın beynini unutma. Beynimi mi? Ay yani kalbini diyecektim tatlım. Heyecanlanırsan ne olacağını biliyorsun değil mi? Biliyorum. Tahtalıköy, Morto, Dallar Yukarı. Biliyorum tabii. Dakika başı hatırlatmasan olmaz sanki değil mi? Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Arzu bu. Ay, gene baştan başlıyoruz galiba. Arzu bu. Ay Cem'le evlenmedi mi bu? Bilmiyorum. Neler oluyor bilmiyorum. Sars beni. Beynim durdu. Ay zaten var mıydı hayatım? Yürü. Arzu. Onu göstermediler. Onu bana göstermediler. Emrah'ı göstermediler bana. Emrah'ı göstermediler. Aa, kaçıyor. Ay niye kaçtı Ferit? Söylesene niye kaçtı hayatım? Ay, aa beklesene ayol. Ferit. Ay. Ferit. Ay, sana dedim değil mi? Heyecanlanma dedim sana. Ay doktor. Ferit. Doktor, doktor. Kendine gel. Öldün değil mi doktor? Artık öldüm ben. Yaşasam da fark etmez doktor. Emrah ölürse bırak ben de öleyim. Kendi kendime ölmezsem zaten başkaları öldürecek beni. Doktor sen beni bırak. Emrah sakin olun, sakin olun, sakin olun. Ay Ferit hayatım konuşma, yorma kendini. Biliyorsun kalbim var. Sakin ol Ferit'ciğim, sakin ol hayatım. Doktor bey lütfen önce bunu öldürün. Kurtarın beni bu kadından. Ah! Sakin ol doktor, sakin ol. Çok güzel. Harika kızlar. Olmadı Sunay. Emrah'ı göstermediler. İçeri almadılar beni. Kardeşi kovdu.
Daha ne istiyorsun? Emrah'ın ölümüne sebep oluyordun. Yeter artık. Çık hayatımızdan. Bizi Emrah'ı rahat bırak dedi. Tamam canım, tamam. Hadi sil gözyaşlarını. Ağlama. Aslında kardeşi haklı, biliyorsun. Biliyorum Sunay, biliyorum. Onların felaketi oldum, biliyorum. Başlarına ne geldiyse benim yüzümden. Şöyle durun kızlar. Ama Emrah'ı, kızımı korumak içindi. Harika. Onları korumak için evlendim Cem Albayrak'la. Albayrakların hepsi birer hayvan, birer katil. Gözlerini kırpmadan öldürürlerdi Emrah'ı. Herkes Emrah'a ihanet ettiğimi sanıyor. En çok da bu beni kahrediyor Sunay. Sen doğrusunu yapmışsın, üzülme. Ama şimdi ne olacak Arzu? Albayraklardan ömür boyu kaçarak yaşayamazsın, biliyorsun. Her yerde gözü kulağı vardır onların. Hem öyle bir iş yapıyorsun ki fotomodellik. Bu işte kendini saklayamazsın. Evet, sen geçin bakayım şöyle. Öbür kız gelsin. Karar verdim Sunay. Kavgaya karar verdim. Cem'den ayrılmaya karar verdim. Her gün ölmektense bir defa ölmeye karar verdim. Cem'le evliyken, onunla beraberken her gün ölüyorum Sunay. Ama kızın Arzu, kızın sevgiyi unutuyorsun. O küçücük yürek bu kavgayı taşıyabilir mi? Onu düşünmelisin. Onun geleceği, tahsil hayatı bu kavganın içinde yürüyemez Arzu. Kızın sevgiyle büyümeli, kavgayla değil. Kızımı dışında tutacağım Sunay. Bu kavganın dışında. Çok düşündüm. Günlerce, gecelerce düşündüm. Onu kimsenin bulamayacağı yatılı bir okula yerleştireceğim. Bütün tehlikelerden uzak bir okula. Şu tarafa gel. Tamam. Aferin. Bana bir şey olursa Sunay, bu kavgada yenik düşersem, ölürsem kızım sana emanet. Onu Emrah'a sen teslim edeceksin. Bunu dostluğumuz adına, İnsanlık adına yapacaksın Sunay. Eksik yoktur mu? Eksiklik bizde değil Cem Bey. Eksiklik sende. Habibin bölgesinde dans ediyorsun. Birilerinin tavuğuna kış diyorsun. Bana kalırsa eceline koşuyorsun arkadaş. Ecelim senin elinde mi? Senin elinde mi? Ne oluyor ya? Bizim lafımız olmaz Cem Bey. Bizler bu oyunun figüranlarıyız. Öyleyse defolun. Unutma Cemal Bayram. Bizler figüranız ama başrol de var bu oyunda. Defolun! Yarına 5. bölgeyi buradayız. Tahsilat bitene kadar her gün bir bölge. Unutmayın. Başla. Hadi bakalım. İş başı. Gelin. Sen bizim burayı çok sevdin çocuk. Bana söz verdin. Bana erkek sözü verdin diye bildiğim her şeyi anlattım sana. Ben sözünü tutan bir adamım. Abimi mahvettiler. Komaya soktular. Bu mu senin sözün? Cem'in cezası kesilecekti hani. Bütün ailemizi yok ettikten sonra mı kesilecek cezası? Peki Cemal Bayrak'ın yaptığından emin misin delikanlı? Senin aciz kaldığından ne kadar eminsem, onu yaptığından da o kadar eminim. Her suçlu aynıdır evlat. Çekeceği cezaya doğru koşar durur. Ailemizi ortadan kaldırmaya kararlı o. Ne yapacaksan acele et. Yoksa seni de sonunu getirecek. Evine dön çocuk. İçin rahat olsun. Kapanı kurmadan önce en iyi peynirden koyduk içine. Yüreğini ferah tut. Bu aslan parçasından sizler sorumlusunuz. Tamam efendim. Ablasından, abisinden,
Onları siz koruyacaksınız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Hadi çocuk evine dön. Hadi yavrum. Arzu! Arzu! Ne işin var burada? Karımı almaya geldim. Arzu karın mı senin? Anne benimle oynama. Benimle oynama! Benim bildiğim karım diyebilmen için onunla evli olman gerekir. Evliyim. Demek seninle isteyerek evlendi. Tabii isteyerek evlendi. O minicik kızını öldürmeyesin diye. Anne! Arzu nerede? Onu kovdum. Ne? Seni kovduğum gibi onu da kovdum. Biliyor musun? Giderken öyle mutluydu ki bana teşekkür etti. Nereye gitti? Bilsem de söylemem. Çünkü onu rahat bırakmanı istiyorum. O benim karım ve senin istediğin hiçbir şey olmayacak. Göreceğiz. Ayaklarıma kapanıp özür dileyeceksin anne. Belki. Bir daha karşılaşırsak tabii. Şimdi defol. Anne... Tamam anne. Bağışla. İstediğin gibi bir evlat olacağım. Sana yakışır bir evlat. Alacaklarımı toplayıp karımı alacağım ve sakin bir hayat süreceğim. Her şey geçmişte kalacak. Şimdi söyle bana. Arzu nereye gitti? Anne hiç olmazsa bir kelime söyle. Defol! Gel tatlım, gel bakalım. Arkadaşları bekliyor mu benim güzel sevgimi? Akşam sen mi alacaksın anne yoksa Sunay teyze mi? Kim işini çabuk bitirirse o alacak tatlım. Sakın bizden başkasıyla gitme bebeğim, tamam mı? Sakın. Seninle giderim anne, bir de Sunay teyzemle. Başka kimseyle de gitmem. Aferin benim akıllı sevgimi. Canım istemiyor. Hadi kardeşine naz yapıp durma. Hiçbir şeyin yok. Birkaç güne kalmaz çıkarırız diyor doktor. Bana bak, keçilik etme de iç şunu. Rahat hoşuna gitti galiba. Selam. İşte belanın da geldi. Ne bu ya? Ortalığı birbirine kattığınız olay bu mu yani? Şuna bak. Bir iki çizik. Buna ne derler biliyor musunuz? Kedi poposunu görmüş, yaran var zannetmiş. Ayıp, ayıp. Yavaş yavaş iyileşiyor Ferit abi. Ay çok geçmiş olsun Emrah. Ne kadar üzüldük bilemezsin. Çok üzüldük. Çiçeklere dünyanın parasını verdik. Üzülmez miyim yani? Üzülme Ferit. Geçen defa neler oldu biliyorsun. Sakin ol Ferit. Sakin ol canım. Sakin ol. Başka ışıkları eğiyoruz tamam. Tamam hocam. Sen de o ışıkları biraz... Sizler böyle kalacak. Kaldırın sarayını yiyin. Tamam mı? Sizin bu. Işık hazır mı? Hazır hocam. Tamam başlıyoruz. Tamam, gel bir başını çek. Van çalış sen. Tamam abi. Evet, güzel. Motor çağırıyor. Çok güzel, çok güzel. Daha canlı. Evet kızlar. Harikasın Arzu. Tamam, güzel. Evet, evet. Bir plan daha alıyoruz. Çağırıyor daha az. Motor çağırıyor. Çok iyi. Gülümseyin biraz. Gülümseyin biraz. Evet, harika. Stop! Harika. Çok. Teşekkürler Arzu, süper. Sağ ol abi. Peri gibiydi Arzu. Ciddi söylüyorum, peri gibiydi. Çok satar, çok. Yok satar, yok. Evet, şimdi de kızları yakın plan alıyoruz. Siz de şöyle geçin. Bir küçücük aslancık varmış. Bir küçücük aslancık varmış. Kırlarda koşup oynarmış. Kırlarda koşup oynarmış. Sevgili seyirciler, yayınımıza kısa bir ara veriyoruz.
Haberimiz uzun süredir özel yaşam hastanesinde müşahede altında tutulan ünlü oyuncumuz Emrah'ın sağlığı ile ilgili. Şimdi arkadaşımıza bağlanıyoruz. Evet sevgili izleyiciler. Şimdi hastanenin doktoru Profesör Doktor Kaan Aslan Türk'e yaklaşıyoruz. Doktor bey, ünlü starımızın sağlığı hakkında neler söyleyebilirsiniz? Gördüğünüz gibi efendim, sevgili Emrah'ın hiçbir sorunu kalmamıştır. Başına aldığı ağır darbeler sonucu uzun bir süre tehlikeli saatler yaşayan Emrah Bey, nihayetinde yaptığımız başarılı operasyonlar ve kendisinin de çabasıyla bu zor günleri atlattı. Kemiklerdeki ezilmeler tamamen etkisiz hale getirilmiş, darbelerden zarar gören karın kısmındaki komplikasyonlar izole edilmiştir. Emrah Bey'in eski sağlığına kavuşması için bir süre dinlenip toparlanması şart. Taburcu edileceği zaman hakkında bir tarih verebilir misiniz doktor? Yarın 11'de. Sevgili izleyiciler, Emrah eski sağlığına kavuşmuş olarak yarından sonra kameraların karşısına geçmeye hazır olacak. Hala mı? Hiç mi azalmadı? Ama sen evli bir kadınsın Arzu. Sadece imzamı verdim Sunay. Sadece imzamı. Vücudum ve ruhum hep onun oldu. Emrah'ın. Bu sonu belirsiz bir macera Arzu. Bana kalırsa kurulmuş bir düzeni bozuyorsun. Emrah'ın adına bir sünger çekip yaşamına dönmelisin. Ama neden? Cem Albayrak bir cani, bir mafya babası, bir gaddar. Ben kızını düşünüyorum. Bir yuva, bir baba bulması kötü mü? Kızımın babası var. Yarın 11'de hastaneden çıkıyor. Koşarken çarpıştığımızda ikimiz de yere düşünce gördüğüm ilk şey o kapkara sevgi dolu gözleri oldu. Sonra o sıcaklık, o içime dalga dalga yayılan gülüşü. Ellerimi tutup yüzüme baktığında dizlerim titrer. Düşeceğim, öleceğim sanırdım. Denizi görsem denize, dağları görsem dağlara bağırmak gelirdi içimde. Emrah'ı seviyorum. Emrah'ı çok seviyorum. Biliyor musun Sunay? O yanımdayken ayaklarım yok sanırdım hep. Bir çift kanat olurdu ayaklarım. Yere basmaz uçardım sanki. O benim için havaydı, suydu, güneşti. Onunla yaşardım. Ya o? Tapardı bana. Gözlerinden alev alev sevgi akardı yüreğime. Senin kaderin kötü yazılmış kızım. Kötü yazılmış. Ya kaç haftadır buradayız? Sıkılmadınız mı? Tatilimizin hepsini burada mı geçireceğiz? Bolu'daki dağ evine gidebiliriz. Erhan daha yeni geldi. Hiçbir yere gitmiyoruz. İyi günler. Teşekkür ederim. İyi günler. Hay Allah. Hay Allah. Hanımefendi bu tarafa, bu tarafa. Hadi hadi gevezeliği bırakın da kendimizi havuza atalım. Ah işte bu. Beni sürekli takip eden adam. Kapıya mı sıkışmış öyle? Beyefendi çantanızı çeker misiniz? Hadi ama. Hay Allah. Uzun zamandır gözükmüyordu. Aman. Aman nihayet. Ya bu adam çok komik biri. Ben havuza gidiyorum. Gelen gelsin. Tamam. Hadi. Doktor.
kapıda bizi güldüren adam değil mi? Ne olmuş? Kızım Emrah bu, Emrah. Emrah. Sahiden mi Emrah? Şaşırıyor. O adam dediğin kim biliyor musun? Emrah, Emrah. Ülkenin en ünlü sanatçısı o ayol. Ya ne demezsiniz? Oh. Odanız yoksa bizimkinde kurulanabilirsiniz Emrah Bey. Saç kurutma makinemiz de var. Sağ olun. Nasıl oldu bir türlü anlayamadım doğrusu. Merhaba. Çok komik görünüyorum değil mi? Evet biraz. Aslında sizin yüzünüzden oldu. O kadar güzelsiniz ki gözlerimi alamadım sizden. Ve bir anda kendimi havuzda buldum. Oh.